İmanla tövbe ancak güneş batıdan doğarken kabul edilmez. Güneşin batıdan doğması, işte dünyanın başını başka bir yıldıza çarpmasıyla dünya dönüş yönünü değiştirecek. Ama zaten kıyamette başlamış oluyor onda. Onun için imtihan kapısı da kapanmış oluyor. O hadiste de zaten buna dikkat çekilmiş. Evet. İyilerden sonra kötüler 120 yıl kalacak. Bak 2120'ye de açıkça işaret ediyor. İbn-i Öber Şeyver Radyo Ant'ten iyilerden sonra kötüler. Yani Mehdiyet devri yaklaşık 120 yıl sürüyor. Yani zayıflamasını da içerisine alırsak, yani tamamen din kaybolmaması şartıyla baktığımızda 120 yıl tam oturmuş oluyor. İnşallah. Tabii bu yaklaşık bir tarih. Peygamberimize bak sürekli soruyorlar. Hep sorduk. Hadis hep öyle çıkıyor. Güneşle ay boynuzlu iki boğa gibi çıkacaklar. Yani kontrolden çıkacaklar diyor. Yani böyle saldırgan ve anormal bir görünüm alacaklar. O ona çarpıyor, o ona çarpıyor. Darmadağın olmuşlar. Her biri ötekini geçmeye çalışacak intizamsız hareketten. Yani kontrolünü kaybedecek diyor Peygamberimiz. Dünya ehlini büyük bir korku saracak. Anneler yavrularını bırakıp kaçacaklar. Hamile kadınlar korkudan hamileni vaz edecek. Yani doğuracaklar diyor korkudan. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Doğup da insanlar onu görünce artık o zamana kadar iman etmiş olmayan hiç kimseye o zamanki imanlar fayda vermeyeceği anlatılmaktadır. Fayda vermeyeceğini o zamanki bak diyor ki o zamana kadar iman etmiş olmayan hiç kimseye o zamanki imanlar fayda vermeyecek diyor. Mesela Enam Suresi 158. Rabbinin ayetlerine biri geldiği gün daha evvelden iman etmiş veya imanda bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki bekleyin çünkü biz de şüphesiz bekleyicileriz. İşte bu dünyaya çarpacak olan yıldızın dünyanın dönüş yönü çevirmesi olayına Kur'an dikkat çekiyor. İki kere vuracağını belirtiyor Allah. O vuruşu diğer bir vuruş daha izler diyor. Çift vuruş yani. Dünyayı vurup delip geçiyor. Spin atıyor. Bir daha vuruyor dünyaya. Ondan sonra dünya tersine dönmeye başlıyor. Ve çok intizamsız ve kontrol. Bak yani kendini kaybetmiş bir boğaya dönecekler diyor Peygamberimiz. Ay ve güneş. Yani çok kontrolsüz olacaklar diyor. Çünkü şu an çok intizamlı düzgün gidiyorlar. Kabe'nin yıkılacağı belirtiliyor. Evet. Kabe'yi diyor Habeş'ten önce ince ökçeliler harap edecekler diyor. Kimin yapacağına kadar Peygamberimiz belirtiyor. Ziynetten alacaklar, kisvesinden tecrit edecekler. Yani üstesindeki örtüyü
parçalayacaklar diyor. Kabe'nin örtüsünü. Oraya gelecekler diyor. Ziynetten çünkü altından kaplı ya. Bak o çok acayip, onu bilinmez. Peygamberimiz onu bilinmez. Örtünün üstü altınla kaplı. O altınları alacaklar diyor, örtünün altınlarını sökecekler. Kisvesinden tecrit edecekler. Üstündeki örtüyü de parçalayacaklar, kaldıracaklar. Tecrit edecekler. Peygamberim diyor, şu anda görüyorum diyor. Bak, dazlak kafalı ve eli yamuk bir adam diyor, gelmiş elindeki kürzüyle onu yıkmaya uğraşıyor diyor. Kabe'nin duvarlarına vuruyor diyor. O kişilerden bir tanesini tarif ediyor. Bir ekip olarak gelecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bak, dazlak kafalı ve eli yamuk diyor kişilerden bir tanesi. Bu Kabe'yi yıkanlardan biri. Şu an görüyorum diyor Peygamberimiz. Elindeki kürzüyle onu yıkmaya çalışıyor. Yani o örtüyü parçalıyor. Oraları kırıp yıkıyor. Kapısını kırıyor. Oradaki yani düzgün olan parçaları kırıyor. Fitne bütün dünyayı saracak diyor Peygamberimiz. Şu an oluyor bu, daha da devam edecek. Yalnız İstanbul'daki olanlara dikkat çekmiş, yani Medine. Hidayet içinde olacaklar. Yani Mehdi'nin bulunduğu insanlar güçlü bir iman içinde olacaklar. Yani Türkiye'ye dikkat çekiyor özetle. Zira gerçek halife olan Mehdi'ye tabi olmuşlardır. Evet, Mehdi de Türkiye'den çıkacağına göre İstanbul'dan çıkıyor. Medine'nin İstanbul'un zaten diğer hadiste belirtiyor. Büyük şehir anlamında. Hangi Medine diyorlar? Peygamberimiz Konstantiniyye diyor. Bak, gerçek halife olan Mehdi'ye tabi olmuşlardır. Uydurma değil. Gerçek halife, yani Mehdi, mevcut olup da onu tanımayan veya tanıyıp da ona bağlanmayan kimsenin ölümü cahiliyet ölümü gibidir. Yani İslam gelmeden önceki insanların ölümü gibidir diyor Peygamberimiz. İşte din Medine'ye dönecektir sözünün manası budur. Yani İstanbul'dan iman hareketi başlayacak. Güçler yani ona işaret ediyor. Sonra o içindeki yaramazları atacak. Böylece münafıklar ve kötü kişiler oradan ayıklanmış olacaklar. Yani Mehdi cemaatinden münafıkların ayrılacağına işaret ediyor Peygamberimiz. Ve halis iman Medine'de, İstanbul'da kalacak. Beyt-i Makdis, Kudüs ve diğer ülkelerde böyle olmayacak. Bütün dünyanın diğer ülkeleri bozulacak diyor. Hepsi yani Mekke, Medine dahil yani. Çünkü İstanbul olan Medine'den bahsediyor burada. Çünkü Kudüs bile bozulacak diyor. Beyt-i Makdis ve diğer ülkeler böyle olmayacak. Çünkü münafık ehli zimme ve yaramaz kişiler oraları dolduracak. Yani çoğunluğu insanların kötü olacak diyor. İyi insanlar olacak ama çoğunluk kötü insanlar olacak diyor. Hakikaten İslam alemi mahvolmuş durumda şu an. Şam'dan bir rüzgar çıkacak diyor Şam'dan. Mümin ve mümine namına ve ne varsa hepsini helak edecek diyor. Yani bir savaş çıkacak. Şam'da bak net söylüyor. Mümin ve mümine namına kim varsa hepsini helak edecektir. Medine'ye uğramayacağından, yani İstanbul'a, Türkiye'ye uğramayacağından Medine'lilere bir şey olmayacak diyor. İşte Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den naklettiği hadisin manası budur. Bak, Şam'dan bir rüzgar çıkacak diyor. Net söylüyor. Mümin ve mümine, yani kadın ve erkek müminler namına ne varsa hepsini helak edecektir. Şam'da olan şu an bu. Şam diyor, bak açıkça geçiyor. Mehdi ile birlikte mücadeleye çıkacaklar.
Sonra Medine, İstanbul sarsılacak. Ayrıca İstanbul'da da bir deprem olacağını da işaret ediyor. Münafıkları içinden atacaktır. Demek ki Mehdi cemaatinde esaslı bir münafık hareketi olacak. Orada halis Müslümanlar kalacak. Bilahare Beyt-i Makdis'e hicret edecekler Mehdi ve talebeleri, sonra diyor Kudüs'e hicret edecekler diyor. Yani gezeceklerini anlıyoruz. Sabit kalmayacaklar. Tilki gelip Resulullah'ın minberine çıkıp oturuncaya, kimse kalkıp onu oradan göndermeyinceye kadar kıyamet kopmaz. Yani Resulullah'ın minberine camilere çıkıp tilki gibi böyle sahtekar bazı hocalar, kurnaz bazı üçkağıtçılar çıkıp Peygamberimizin minberi olan cami minberlerinden halka olumsuz bilgiler verecekler, yanlış bilgiler verecekler. Kimse de çıkıp onlara uyarıda bulunmayacak diyor Peygamberimiz. Ama çok uygun bir üslupla anlatmış. Tamam. Kıyametten 40 sene önce Medine harap edilecek. Demek ki İstanbul yerle bir olacak. Kıyametten 40 sene önce. Yani bu hem bir depreme de işaret ediyor, büyük bir depreme işaret ediyor. Ki bizim dediğimizde de mutabık. Demiştik değil mi? Dediğimizden tam mutabık. Hicri 1506 dedik. Evet. İşte bir sene farkla tam. Evet. Tam mutabık. İnşallah.